Merhabalar, Yücel Merhaba. Karakuş. Öğretim Merhaba. görevlisiyim. Işık Üniversitesi'nde iş sağlığı ve güvenliği programlarında gerek ön lisans gerek yüksek lisans boyutunda dersler veriyorum. A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Bizim iş güvenliği uzmanlığı bölümlerinde A, B ve C türü uzmanlıklar vardır. A sınıfı olan en üst seviye uzmanlık olarak literatürde geçiyor. Tabii bunların yanında da inşaat ve maden yüksek mühendisliği diplomalarına sahibim. 2007 yılından bu yana da üniversitelerdeyim. İş sağlığı güvenliği anlatıyorum. Aslında Yücel çok değerli bir sanatçı. Bizim onunla bir şarkımız çıkacak çok yakında. Çok beğeneceksiniz. Çok güzel bir sesi var. Bağlama, gitar, bütün enstrümanları çalıyor. Albümleri çalıyor. Şeyde de olarak da iklim değişikliği üzerine de bir çalışma yapacağız. Biliyorsunuz susuz kalacağız yani yakında. Onun gibi bir sürü gerçekle yüzleşmemiz lazım. Ormansız kalacağız, havasız kalacağız. Çocuklar, çoluklar ne yapacak bilmiyorum artık. Derya, senin torunlar ne yapacak, Eyvah eyvah. çocuklar bilmiyorum artık. Var ya, bilmiyorum valla. Güneri Bey, torunlarımıza yani miras bırakamayacağız ya. Duymuyorum sesini. Güneri Bey. Maalesef Seyli Hanımcığım, bizi çok zor koşullar bekliyor. Biraz önce bahsedilen o su meselesi özellikle İstanbul için ve diğer büyük şehirler için çok büyük bir tehlike arz ediyor. Ama şu anda da herhangi bir girişimde, herhangi bir şeyde de bulunmuyor pek. Bekliyoruz Tanrı'dan düşürsün yukarıdan yağmurları diye. Onu bekliyoruz. Dün İzmir'le ilgili bir haber aldım. Çok hoşuma gitti. İzmir ne yapmış biliyor musunuz? Bütün yağmur toplama, daha doğrusu bütün apartmanlara ve şeylere ikinci bir oluk koyup yağmur suyunu direkt kanalizasyona değil de ayrı bir yere toplamak üzere, denize değil toplama yerine gitmesi üzerine bir sistem kurmuşlar. Dolayısıyla yağan yağmur diyorlar, ziyan olmuyor. En azından bu güzel bir haberdi İzmir için yani. Hayırlısı olsun. Darısı Ne diyelim? İstanbul'a değil mi? Ben de geçenlerde Evet, bir diyorsun. resim göndermiştim. Klozetin yanında biliyorsunuz el yıkama suyunun toplanması. O Japonya'da uygulanıyormuş ve çok güzel. El yıkama suyu lavabodan direkt rezervuara gidiyor ve rezervuardan siz basıyorsunuz. Düşünün, bu çok güzel bir sistem. Geçen gün sayfaya koymuştum. Çok güzel. Bu arada Yeşim Kesinlikle. Hanım hoş geldiniz, Aslıhan Hanım hoş geldiniz. Ufaktan başlayalım isterseniz, ne Tabii dersiniz? tabii evet başlayalım. Vakit kaybetmeme adına, çünkü Yücel bize hakikaten kendi konusunda çok değerli bilgiler verecek. Yücel, o tanıttım faslını bir kez daha rica edebilir miyim? Seni tanısınlar istiyorum. Ayrıca Tamam tabii. iş güvenliği uzmanı nedir, ne iş yapar? Bu iş yerlerinde olması gereken bir şey midir bütün iş yerlerinde? Kanunda nasıl bir yer kaplıyor onu bir öğrenelim önce. Ondan sonra iş yerlerinde sigara ile ilgili konuşalım. Buyurun. Hay hay. Hay hay. Tüm katılımcılara da tekrar merhabalar diliyorum. Bizi dinleyenlere, bizi izleyenlere. Yücel Karakuş, öğretim görevlisiyim. Işık Üniversitesi'nde inşaat ve iş sağlığı güvenliği programlarında uzun yıllardır görev alıyorum. A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım. Aynı zamanda inşaat ve maden yüksek mühendisiyim. İş güvenliği uzmanlığı neredeyse işletmelerin tamamında zorunlu. Bazı kısıtlamalar haricinde birçok işletmemizde bu zorunlu. İşletmeleri üçe ayırmak gerekir. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli. İş güvenliği uzmanları tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerin tamamında, az tehlikeli işletmelerinde 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde şu an bulundurması mecburi bir meslek dalı. Şimdi iş güvenliği uzmanlığı iş yerindeki en önemli bulunma sebebi iş yerinde biliyorsunuz Türkiye'de çok iş kazası oluyor. Meslek hastalıkları oluyor ama kayda girmiyor. Dolayısıyla iş güvenliği uzmanı işletmede, fabrikada, iş yerlerindeki
acil durumları, iş kazalarını, hastalıkları olmaması için tespitlerde bulunup işverene bu konuda rehberlik yapan bir danışman diyebiliriz. 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çerçevesinde çalışan bir teknik personel. Ya peki kısaca bu iş yeri güvenliği diyorsun. İşte bu da bir yöntem. Her iş yeri için olması gerekiyor mu? Yoksa hani bir kriter var mı? İş yerinde işte diyelim 50'den fazla kişi çalışıyorsa falan gibi mi bir şey? Nedir? Şöyle, sadece az tehlikeli dediğimiz işte hizmet sektörü diyebiliriz. Örneğin hizmet sektörü, ofis çalışanları gibi iş yerlerinde. Çalışan sayınız 50'nin altındaysa şu an iş güvenliği uzmanı bulundurmanız mecbur değil. Fakat burada da bir küçük bir paradoks var. Mecburi değil ama çalışanınıza eğitim vermek zorundasınız. Yasa bunu emrediyor. Çalışanınızın muayenelerini yapmak zorundasınız. İşe giriş muayenelerini. Yasa bunu emrediyor. Ve iş yerinde en önemli problem iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılabilmesi için bir risk değerlendirme raporu ve bir acil durum planı var. Bunların yapılması mecburi. Tüm iş yerleri için. Yani bugün bir tane çalışanı olan bir bakkalın, bir marketin, bir manavın dahi bu biraz önce bahsettiğim risk değerlendirme raporu, acil durum planı, çalışan eğitimleri ve işe giriş muayenesi gibi dört temel çalışmayı yapması gerekiyor. Bu bütün Türkiye'deki iş yerleri için zorunlu. Bunları tabii kimlerle yapacak? İş güvenliği uzmanlarıyla yapacak. Çünkü işverenin böyle bir uzmanlık alanı yok. Burada şöyle bir çerçeve getirdiler. Kamu iş yerleri ve az tehlikeli olup da çalışan sayısı 50'nin altında olan iş yerlerini bizim 2023 yılına kadar erteledi yasamız. Oysa ki bu 2012 yılından beri zorunlu olması gerekirken sürekli ertelene yaklaşık 5 ertelemeyle 2023 yılına kadar ertelendi. Peki şu an ertelenmeyen iş yerleri hangileri? Tehlikeli statüye ve çok tehlikeli statüye giren bütün iş yerlerinde, ki bu iş yerlerinin yaklaşık %40'ını oluşturuyor. Yani bugün Türkiye'deki aşağı yukarı %40'lık bir pasta bütünüyle iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma konusunda mecburiyet. Bunu da örnek vermek gerekirse tüm fabrikalar, tüm maden ocakları, tüm yapı işletmeli şantiyeler buna giriyor. Mesela erkeklerin, bayanların çok sıkça gittiği kuaförler tehlikeli sınıfa girer. Mesela bunların iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırması mecburi. Evcil hayvanı olanlar işte veterinere gider. Veterinerlerin iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırması mecburi. Kasap dükkanlarının iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırması mecburi. Yani iş yerlerine tehlike sınıfı kodlaması yapıldı. Avrupa Birliği kodu boyutuyla. Ya bir iş yeri benim bu şartlara girip girmediğimi nasıl öğrenebilirim diyorsa muhasebecisine soracak. Muhasebecisi onun tehlike sınıfını belirleyecek ve bu hizmeti alıp almadığını anlayabilecek. Ki zaten muhasebeciler tüm iş yerlerine... Ben şimdi biz mesela Aydın Üniversitesi... Sözünü kestim, özür dilerim. Biz mesela Aydın Üniversitesi ile yan yanayız, çalışıyoruz beraber. Diyelim ki üniversite kapsamında onun da iş yeri güvenliği uzmanı çalıştırmak zorunlu mu? Zorunlu. Onların var zaten. Bir, hatta iki tane var sanırım. Emin değilim ama bir kişi olduğunu mutlaka biliyorum. Öyle bir birimimiz var. İK'nın altında. Bizim çok çalışanımız var. 1500'ün üstünde çünkü. Hem sayıya göre hem tehlike sınıfına göre bu sayılar değişmekte İremciğim. Bir de bizim çok inşaatımız da devamlı olduğu için hocam. Metrekare olarak da çok büyüğüz. Bir de gençlerle olduğu için. Evet. Hem iş yeri hekimi hem iş güvenliği uzmanlarının sayıya, tehlike sınıfına göre sayıları değişmekte. Bazılarında mesela 750'ye 1 gibi, 500'e 250'ye. Şimdi onu Yücel Bey söyleyecek zaten. Evet, var. Full time çalışanımız var. Evet, doğru. Güzel. Sevgili hocamın belirttiği gibi örneğin çok tehlikeli sınıfa giren şantiyelerde, maden ocaklarında, büyük endüstriyel kazaların yaşanabileceği kimya sektöründe her 250 çalışan için bir tane A sınıfı iş güvenliği uzmanı zorunluluğu var. Tehlike sınıfı azaldıkça işte mesela 750 çalışana bir iş güvenliği uzmanı düşüyor tehlikeli sınıfta. Az tehlikeli sınıfta da bu 1000 çalışan
gibi bir rakamla 1000 çalışana bir iş güvenliği uzmanı gibi değişiyor. Yani tehlike sınıfınız arttıkça çalışan sayınız azalsa bile iş güvenliği uzmanı sayınız artma zorunda kalıyor. Bunun şeyi var, hani kodlamaları var. Bununla ilgili zaten Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın geliştirmiş olduğu bir yazılım programı var. Biz iş güvenliği uzmanları ve iş yerleri bu yazılım programı üzerinden iş yerinin çalışan sayısına göre orada işte kodlar var. Siz o koda uygun iş güvenliği uzmanını atamak zorundasınız. Ve oradaki dakikada atamak zorundasınız. Çalışan sayısına göre örneğin çok tehlikeli sınıfta bir çalışan için bir uzman ayda 10 dakika çalışacak. Bir çalışan için en az ayda 10 dakika işletmeye gidecek. Yani iş güvenliği uzmanları bu anlamda işletmelerine ya sürekli gidiyorlar ya da part-time dediğimiz çalışan sayısına bağlı olarak verilen sürelerde işletmelerini ziyaret ediyorlar. Biraz önce bahsettiğim o çalışmaları, eğitimleri, raporları sunuyorlar. Asıl amaç işletmede kaza olmasın, iş kazası olmasın, meslek hastalıkları yaşanmasın, işletmede büyük acil durum, felaketler, önleyici tedbirlerle önlenebilsin ve işletmenin iş günü ve iş gücü kayıpları azalsın. Yani iş sağlığı ve güvenliği hizmeti bir işletmede doğru uygulandığı takdirde o işletmenin, o fabrikanın, o şantiyenin, o maden ocağının yıllık iş günü ve iş gücü kayıpları azalacağı için beklentinin aksine işletmelere kar elde ettiren, işletmeleri birçok manada fayda getiren bir hizmet ki bundan dolayıdır ki bugün dünyanın gelişmiş ülkeleri bu bilim dalı olarak kabul eder bu çalışmaları ve buna çok önem verirler. Ama bir tür günah keçisi gibi oluyorsunuz şu anda. Ben şimdi aklıma geldi. Diyelim bir iş yerinde bir patlama oldu, bir yangın oldu, bir şey oldu. Ha, sen iş güvenliği uzmanı. Ha, demek ki şey yapmadın, iyi kontrol etmedin bilmem ne. İşte bu noktada şeye girmek istiyorum ben. Sigara bunun neresinde var ve iş güvenliği için ne kadar tehlike arz ediyor? Bunu nasıl oturtturabiliriz Yücel? Yani şimdi sen mesela iş güvenliği şey, diyelim ki bir istatistik yapılıyor mu bu iş yerinde kaç kişi sigara içiyor? Efendime söyleyeyim ne kadar insan mola veriyor? Bu molanın iş yerine kaybı nedir? Efendime söyleyeyim parasal şeyi nedir? Zaman kaybı nedir? Bunları nasıl hesaplıyorsun iş güvenliği uzmanı olarak? Bu bahsettiğiniz, son bahsettiğiniz konu çok önemli. Bunun farkında olan iş güvenliği uzmanı sayısı veya işveren veya işveren vekili sayısının çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ben bir fiil aynı zamanda part-time işletmelere gidip iş güvenliği uzmanlığı da yapıyorum aynı zamanda. Hı hı. Çok vaktimin tamamı olmamakla birlikte part-time gidiyorum. Şimdi sigaranın biraz önce bahsettiğiniz gibi sadece içene zararı yok. Yani içene sayamayacağımız kadar büyük zararları var. Onun yanında pasif içicilere ciddi zararları var. Ama iş sağlığı güvenliği açısından çalışan zararının dışında işletmeye verdiği zararlarda da çok büyük yangın ve ciddi acil durumların oluşmasında nedenlerden biri. Ve tabii ki çok ciddi bir sigara içim var ne yazık ki işletmelerde. Dolayısıyla ciddi bir çevre kirliliği, doğa zararı, tonlarca atık çıkıyor sigara kaynaklı. Ve biraz önce bahsettiğiniz gibi sigara içenler çok sık mola verir ve ciddi bir iş günü ve iş gücü kaybı var. İşverenlerin çoğunun bu sigara molalarını sevmediğini çok biliriz ve mümkün olduğu kadar bunu minimumda tutmaya çalışırlar. Hatta yani bunu yasaklayan iş yerleri de biliyorum. Sigara içmeyi tamamıyla iş yerinde yasaklayan iş yerleri de biliyorum. Az da olsa bunları görebiliyoruz. Bu konuyla ilgili devam edeyim istiyorsanız mevzuat. Şimdi ben o zaman mevzuat. Zeliha Hanımcığım bu sorunuza bir katkıda bulunabilir miyim Yücel Bey? Müsaadenizle bu şeylerde iş yeri hekimleriyle iş güvenliği uzmanları birlikte çalışırlar iş yerlerinde. Hiç ayrılmaz parçadır. Onlar dost şeyleri de defterleri de beraber doldururlar. İşveren veya vekili neyse üçünün imzasıyla. Ben şunu söylemek istiyorum. Bunlarda işe giriş muayeneleri ve periyodik muayeneler var.
işçilerin bu işe giriş muayenelerinde sigara içiyorsa onlar, bunların daha sık kontrollere ve daha sık periyodik muayeneler tehlike sınıfına göre değişmekte. Hı hı. Onun için o sürelerin dışında da iş yeri hekimleri bu sigara içenlere çok daha özen gösteriyor. Hele hele akciğeri için tehlikeli bir yerde, silikozisle ilgili bir yerde yani çalışıyorsa, daha tozlu çalıştığı yerler akciğere daha zararlıysa, bu kişiler üzerine daha çok duruluyor. Tabii ki bütün şeyimiz hiçbirini içmemesi. Yani bu periyodik ve işe giriş muayenelerinin önemi burada, değil mi Yücel Çok Bey? Doğru. Çok doğru sevgili Melahat Hocam. Şimdi burada iş yeri hekimlerine tabii çok büyük çok büyük yük de var. Ve çok önemsemeleri gerekiyor. Çünkü birçok iş kolunda oradaki fiziksel, kimyasal, biyolojik faktörlerin olduğu birçok iş kolunda sigara içen çalışanın o bölgede çalışmaması veya kısıtlı zamanda çalışması bulunması gerekiyor. Bunu önemseyen, bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapan iş yeri hekimlerini biliyorum. Tanıyorum da, beraber çalıştığım iş yeri hekimi arkadaşlarım da var. Ve o işe giriş muayenelerinde gerçekten sigara içenlerin belli bölümlerde çalışamaması, hatta ne yazık ki işin önemine göre işe alınamaması gibi durumlarda söz konusu olmakta. Çünkü bazı bölümlerde bahsettiğiniz gibi akciğere zarar verebilecek bir takım kimyasal fiziksel faktörler var. Şayet kişinin özgeçmişinde bir sigara bağımlılığı ve ciddi oranda bir sigara içme varsa, çoğu iş yeri arkadaşımız raporuna, işe giriş periyodik muayenesi raporuna şu 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 bölümlerde çalışamaz diye not da yazıyor. Bunu çok iyi yapan, önemseyen iş yeri hekimi, birlikte çalıştığımız uzmanlarımız var, iş yeri hekimlerimiz var. O zaman burada şöyle bir şey de sorayım. Sigara içenlerin tazminatsız işten çıkarılması falan gibi bir şeyler de söz konusu diyor. İnternette biraz baktım Yücel. Var. Var mı öyle bir şey? Yani var, hani sigara içiyor ama işte o kadar çok içiyor ki diyelim çok mola veriyor. Bulunduğu yer yangına vesaire müsait. Ya bunu nasıl bu kadar cırt diye çıkarabiliyorlar işten? Şimdi burada şöyle hepinizin çok iyi bildiği 4207 sayılı yasa zaten birçok kapalı alandan sigara içmeyi yasakladı. Biz iş güvenliği uzmanları bir önlem bildirirken 4207 sayılı yasayı kesinlikle önlemler listemize koyuyoruz. Sigara içilmesi yasak olan alanlar şeklinde. Bunun yanında bizi çok iyi ilgilendiren iki yasa daha var. Bu tazminatsız işten çıkarma konusuyla alakalı. Bir kere bir işçiyi tazminatsız işten çıkarabilir misiniz? Evet. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi buna olanak tanıyor. Buna olanak sunuyor. Peki sigara içen bir çalışanı işten çıkarabilir mi tazminatsız? En başta çıkaramaz. Yani siz sigara içen bir çalışanı şayet işe alırken iş sözleşmesinde şu 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 kurallara uymadığınız takdirde sizi işten çıkarırım diye bir taahhütname imzalatmadıysa, bir işe girişte çalışanını uyarmadan böyle bir girişimde bulunduysa bunu yapamaz. Ancak belli bir taahhütname varsa ki birçok iş yeri artık bu taahhütnameleri çalışanlarına imzalatıyor. İzin verilmeyen alanlarda sigara içilemez. Sadece izin verilen alanlarda ve süre içerisinde sigara içilebilir. Örneğin yemek molasında, dinlenme molasında sigara içme süresi şu kadardır. Siz bu süreyi iki defa aşarsanız işte uyarı, üçüncü defa tazminatsız iş hakkınızın fesi doğacaktır diye sözleşmelere de konu olabiliyor. Tabii burada şunun altını çizmek lazım. İş güvenliği yasası 19. maddesi de ve 4. maddesi de buna dayanak gösterilebiliyor. Yani 25. madde neydi biraz önce iş kanununda? Yani iş yerinde çalışanı işte ahlak, iyi niyet, kötü çalışma şartlarına uymama, iş yeri kurallarına uymama gibi geniş bir çerçevede 25. madde tazminatsız akti ortaya koyuyordu. Onu bir kenara koyalım. Bir de onu nasıl destekliyor bazı Yargıtay kararları? Bazı Yargıtay kararları çalışanın tazminatsız sigaradan dolayı işten çıkmasını önünü 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nın 4. maddesinde de mesela koyuyor. Çünkü diyor ki işveren çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak için her türlü önlemi alır diyor. İşte önlemlerden biri de şayet hem
ilgili çalışanın hem diğer çalışanların sağlığını güvenliğini korumaksa 6331 sayılı yasanın 4. maddesi de buna olanak sağlıyor. Bir madde daha var. O da yine İş Sağlığı Güvenliği Yasası'nda 19. madde. İşveren talimat verdiği takdirde diyor. İşte hem kendi canını hem de diğer çalışma arkadaşlarının canını tehlikeye atacak, riske atacak girişimlerde bulunmamak zorunda diyor. Dolayısıyla sigara konusunu mahkemelerde ve Yargıtay'daki ilgili davalarda konu aldığımızda bu iki yasa ön plana çıkıyor. Hem yasadaki ilgili maddeleri referans göstererek işveren hem de o iş kanununun iş akdindeki tazminatsız işten atabilme yolunun önüne geçiyor. Ama çok muallak, yani çok flu bir konu bu. Hangi durumlarda atabilir, hangi durumlarda atamaz? Ciddi uyarılar, ciddi tespitler yapması gerekir işverenin. Çalışanın da gerçekten o uyarılara aldırış etmeden iş yerini, çalışanı ve iş yerini tehlikeye sokabilecek durumları birden fazla kez yapması gerekir. Bunu yaparsa ve iş güvenliği uzmanının veya oradaki amirinin yazılı uyarıları da kayıtları da söz konusuysa evet, tazminatsız işten çıkarabilir. Peki iş yerleri bu tür sigara içenler için özel alanlar düzenliyorlar mı? Yani siz şurada sigara içebilirsiniz, burada sigara içebilirsiniz diye. Evet. Böyle bir şey var mı? Yani evet. İş yerini tehlikeye atmamak adına. Mesela benim şu an çalıştığım, hizmet verdiğim kimya kolunda birçok işletme var. Bizim sadece örneğin bir iş yerinin iki noktası vardır. Açık alanda o da, kapalı alanda asla yok. Açık alanda belirlenen iki nokta vardır. Ve sadece o iki nokta içerisinde belirlenen süre kısıtı içerisinde sigara içim serbestisi vardır. Onun haricinde herhangi bir noktada çalışanın sigara içtiği tespit edilirse o fabrikanın içerisinde herhangi bir noktasında birinci uyarı, ikinci uyarıda da tazminatsız iş akdi feshi kesindir. Buyurun Melahat Hocam, sayın, özür diliyorum. Ya, yok Yücel Hocam çok güzel bilgiler veriyor. Çok teşekkür ederiz. Zeliha Hanım size de çok teşekkür ediyoruz. Bize hakikaten bulup Yücel Bey'i getirdiniz. Çok sağ olun. Ben evet hakikaten ama lazım çok teşekkür bu konu. Evet, bu konu bizim, bizim sistemimiz içinde olması lazım hocam. Evet o kadar önemli ki ben bir şey öğrenmek istiyorum Yücel Hocam'dan. Şimdi biliyorsunuz bu Covid günlerinde sigara içilen yerlerin havalandırması var. Hele merkezi sistemle ısıtılmalar var. Acaba buralardaki havalandırmalar konusunda ben yeni kanunları bilmiyorum. İş güvenliği uzmanı olarak sizden öğrenmek istiyorum. HEPA filtrelerin kullanılması mı? Yoksa bu merkezi havalandırma ve merkezi ısıtmaların kapatılması mı? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bu çok önemli COVID günlerinde. Çok teşekkür ediyoruz güzel bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir soru. Çok hem gündemi çok yakından takip eden bir soru hem de çoğu kişinin de aklına gelmeyen bir soru aynı zamanda. Şöyle ifade edeyim. Bir kere en son daha yeni bir iş yerinde böyle bir çalışmada bulundum. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın ve Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yayınladığı havalandırma ile ilgili bir genelge var. Bu genelge HEPA filtrelerin yanında çok daha ekstrem bir takım önleyici tedbirler getiriyor. Yani tek başına HEPA filtre değil, bunların temizliği, bunların bakımı, bu havalandırmanın hangi süreler içerisinde olması gerektiği, işte bir kişiye düşen hava icma hesaplarına kadar çok kritik bilgiler olan bir genelge yayınladı. Buna uyan iş yerleri var. En azından benim hizmet... Ama bu yasada zaten var değil mi? Çalışma yerlerindeki her kişinin metreküp çalışma alanı ve metrekare zaten belli. Bu şeyle havalandırmayla bağımsız olarak belli zaten. Şöyle bizim yasal düzenlemelerimizde eskiden vardı. Ancak 2013 yılından itibaren bu şeyden kaldırıldı. Kişi başına 10 metreküp hava hacmi ve diğer konular. Burada standartlar getirildi. Standartlar içerisinde de her iş yeri için havalandırma şartlarını bağımsız, kendi içerisinde ele alır diye bir atıfta bulundu. Bu bahsettiğim konu, COVID ile ilgili olan konu ise daha da bağımsız. Sağlık Bakanlığı bununla ilgili özel bir genelge yayınladı. COVID-19
Hatta şöyle klima iklimlenme sistemlerinde alınacak önlemler hakkında bir genelge diye. Bunun detayları var. Çok detaylı bir şey genelge. Bahsettiğiniz gibi HEPA filtrenin yanında ilave tedbirler de getiriliyor. Mesela alışveriş merkezleri için bu çok riskli bir konu. Çünkü çoğu alışveriş merkezinin içerisinde biliyorsunuz böyle kapalı devre sistem havalandırma var. İşte temiz havanın ve oksijen oranı işte belli aralıkta havalandırma sağlanması diye çok detaylı bir şey yapıldı. Hatta ismi de işte salgın yönetimi çalışma rehberi diye bir rehber Sağlık Bakanı tarafından yayınlandı. COVID-19 kapsamında klima iklimlenme sistemlerinde alınacaklar önleme uygun. Mesela %100 taze hava modu isteniyor klimalarda. Ve klima santralleri başta olmak üzere aynı zamanda havalandırma sistemlerinde UV teknolojisiyle dezenfeksiyon istiyor. Havalandırma filtrelerinin temizlik periyotları yılda en az 6 kez olacak diyor. Normalde havalandırma filtrelerinin temizlik periyotları 6 ayda birdir, yılda birdir filtrenin özelliğine göre. Bunu 6'ya çıkardı. Senede 6 kez. Yani bir nevi 2 ayda bir filtre değişikliğine gidiyor. Dolayısıyla çok detaylı bilgiler var bu konuyla ilgili. Peki buna uyuyorlar mı? Uyuyorlar mı? Buna, öyle bir soru o zaman. Buna şöyle uymak zorunda kalıyorlar. TSE bu konuda iş yerlerine güvenli iş yeri sistemi şeklinde bir zorunluluk getirdi birçok iş yerine. Çünkü ve parasal da bir yük Yücel. Yani hani bu söylediğin şeyleri düşünüyorum. Çok ciddi rakamlar. Üstelik UV eklemek de olsun diğer hani sürekli bir normal temiz hava akışı girişi. Bunlar yani çok ciddi rakamlar. Buna yani ne kadar uyuyorlar? %100 uymalarının imkanı yok. Yani bu var olan sistemleri değiştirebilirler belki. Tabii ki. Var olan sistemlerine bir takım revizasyonlar yapıyorlar. %100 uymaları sistemi sıfırdan değiştirmek anlamına gelir ki birçok işletme de bu kriz ortamında bunu yapmayacaktır diye düşünüyorum. Ama asgari gereklilikleri sağlayan o HEPA filtre uygulamaları var. Sevgili hocamın ifade ettiği gibi bunlar var. Ama dediğim gibi kaç işletme uyuyor buna onu bilemiyorum. Fakat denetlemeler oluyor dönem dönem. Hı-hı. Biliyorum ki TSE bu konularda denetleme kısmında da ve yönetim sistemi uygunluğu, güvenli iş yeri uygunluğu verme konusunda ciddi çalışmalar yapıyor. Gürsel Bey, nasılsınız? Bak, duyuyor musunuz acaba? Antalya'dan katıldı. Sorusu olan varsa Ebru Hanım, Yeşim Hanım, Aslıhan Hanım, Güneri Bey, lütfen kalan zamanımızı da birazcık sorulara da ayırayım. Evet, tabii benim de öğrenmek istediğim çok şey var. Benimle ilgili bir şey sormak istiyorum. Bu buyurun. Bahsettiği güvenlikle ilgili apartman görevlilerinin durumu nedir? Veya buna bağlı olarak apartman yöneticisinin sorumluluğu nedir burada? Çok güzel. Süper. Çok yakın bir zamanda aslında bu konuyla ilgili bir bilirkişi çalışmam da olmuştu. Apartmanda olan bir iş kaza sonrasında apartman yöneticisinin sorumluluğu. Evet. Bir fabrikanın müdürü kadar sorumluluğu var bir apartman yöneticisinin. Yani o apartmana girecek asansörcüyü de doğru seçmeli. Örneğin o apartmanda bir boya çalışması var. Boya evet. Çalışmasına gelen ekibin işte risk değerlendirme raporu var mı? İş sağlığı güvenliği eğitimi almış mı? Bu boya ekibinin çalışanlarının periyodik muayenesi var mı gibi? Aynen bir iş güvenliği uzmanı gibi bu sorgulamaları yapmak ve bu şartlara uyan alt işvereni, taşeronu apartmana davet etmek zorunda. Ha bu konuyla ilgili apartman yöneticilerinin bilgisi ne kadardır? Bu çok tartışmalı bir konu. Evet, apartman evet. Yöneticilerine böyle bir bilgilendirme yapıldı mı? Apartman yöneticilerinin bu konuda sorumluluklarının farkındalar mı? Bu çok muallak ve çok bilinmeyen bir konu. Bu kadar büyük sorumlulukları varken nasıl oluyor da bu konu şey olmuyor. Bir soru geldi 3 yıl ertelendi diye. Evet, kaza, Ebru Hanım yazmış. Az tehlikeli sınıf olduğu için. Yani iş güvenliği uzmanı hizmeti alma zorunluluğu yok ama o apartman yönetiminin içinde bulunduğu iş yerinde örneğin asansör çalışanı kaza geçirirse örneğin apartmanda bir mantolama yapılacak şimdi kış aylarında. Evet. Bir mantolama için işçi geldi.
diyelim Allah korusun düştü, hayatını kaybetti. Ne olacak? Yasa 3 ay ertelendi. O yüzden apartman yöneticisinin sorumluluğu yok denilebilir mi Ebru Hanım? Bu konuyla ilgili... Belli bir prosedürü vardır Sayın Karakuş. Yani ne açıdan? Yani onların kendilerine göre bir güvenlik şeyleri var. Sözleşme yapıyorsunuz. Yani yine tabii de ki. Apartman görevlisini bu sorumlu tutuyor mu? Tutuyor. Yani şöyle düşünün, siz o apartmanın bir sorumlususunuz. O apartmanda olabilecek kazalar, olabilecek olumsuzluklarda yasa diyor ki siz niye buna engel olmadınız? Siz niye buna müsaade ettiniz? Örneğin siz apartman yöneticisi olarak bir kişi boya yapıyor. İskele kurulmuş. İskele demeye bin şahit. Yükseğe çıkmış. Emniyet kemeri yok. Kafasında bareti yok. Apartman yöneticisi bunu gördü de niye çalışmaya müsaade etti diyor. Yani bu müsaadeyi vermemesi gerekirdi. Böyle bir uygunsuzluğa şahit olup bu işverenle çalışmayı durdurması gerekirdi. Her ne kadar teknik bilgi sahibi olmasa bile hep evet. Herkesin gördüğü bir teknik uygunsuzluk, normal vatandaşın da görebileceği bir uygunsuzlukta kesinlikle bu konuda en azından işi durdurması gerekirdi. Ve apartman yöneticileriyle ilgili yönetmelik var. Bu konuyla ilgili apartman yöneticilerin görev yetki sorumluluklarıyla ilgili yönetmelik var. Bütün apartman yöneticilerinin bu yönetmeliğe bakmasını isterim. Yani o kadar çok şeyler var ki benim hem babam apartman yöneticiliği yaptı hem kayınvalidem yaptı biliyorum. Yani oradaki bir makbuzun kesmenin bile çok ciddi sorumluluğu var. Hani o makbuz kesmenin sorumluluğundan tutun da evet, işte evet, doğru. Gelecek örneğin defter tutmak, apartman yöneticilerinin tuttuğu defter. Ya çoğu apartman yöneticisi doğru düz defter tutmuyordur diye biliyorum. Ama bunun mevzuatta olması gereken o kadar çok maddesi var ki. Yani çok biraz haklısınız. Burada... Ebru bak şey demiş zaten. Hani az tehlikeli sınıf diye önemsenmiyor ama yani bu konu bence her platformda tartışılması gereken ve konuşulması gereken bir konu değil mi Güner? Ebru Hanım galiba bizim çok özel. Bir ara yalnız Sayın Karakuş. Yüksek lisanstan öğrencimizdi galiba. Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilir miyim Ebru Hanım? Bir ara bu güvenlikle ilgili bayağı önemli çalışmalar yapıldı. Daha sonra bu ertelendi. Biraz önce hanımefendinin bahsettiği gibi ertelendi. Ve biz bayağı çalışma yaptık. Kim nerede, ne yapacak, ne edecek? Bununla ilgili. Sonra bu tekrar ertelendi. Ya bir belli bir bedel de ödedik biz. Bununla ilgili. Biliyorum. Bütün apartman yöneticileri evet. Muhasebecileri aracılığıyla böyle evet. Bir işlemin yapılması gerekliliği, evet. İş sağlığı evet. Güvenliği hizmeti alması gerekliliği ile ilgili uyarılar geldi size. Siz hı-hı. De iyi o zaman muhasebecimizin yönlendirdiği bir aynen. Firmayla anlaşalım. O gelsin evet. Çalışma yapsın. Paraları evet. Da aldılar. Evet. Ama sonrasında devam ettirmediler. Evet aynen. Evraklar duruyor şu anda. Hiçbir şey yapılmadı. Öylece belli bir bedel ödendi o kişiye. Ondan sonra da bu ertelendi dendi ve kaldı olduğu gibi. Ama apartman yöneticisinin bu husustaki sorumluluğunu çok iyi anlattınız. Teşekkür ederim bu hususta size ben ama yani bunlar maalesef uygulanmıyor. Bunların yapılması da mümkün de değil. Şu anki şartlarda mümkün değil. Fakat evet. Şöyle bir şey, son bir şey söyleyeyim apartman yöneticileriyle evet. ilgili. Bütün apartman yöneticilerinin bir kere görev, yetki ve sorumluluklarını anlatan bir metin var. Hı. Bir yönetmelik var. Kesinlikle okumalarını evet. arzu ederim. Evet. Okuduktan sonra birçok kişi apartman yöneticiliği yapmama konusunda karar aynen yönetici. Bulamıyorsunuz. Kimse yönetici olmak istemiyor tabii. Ama bizim gibi... Bazı arkadaşlarımız, özellikle ben mesela 10 senedir bu binada yöneticiyim. 20 daireli bir yerde. Ve bütün sorumluluk üzerimde. Ha bugüne kadar tabii biraz titiz çalışıyorum. Biraz önce bahsettiğiniz defter tutma şeyinden tutun da bir makbuzun kesilmesiyle ilgili bile her şeyi en iyi şekilde yerine getirmek ve bir açık vermemek durumundasınız. Ama dışarıdan gelen insanların çalışması anında ne kadar hakim olabilirsiniz? Olamazsın. Adam haber vermeden evine boyacıyı getiriyor. Veya pencerelerini değiştiriyor. İskele kuruyor dediğiniz gibi. Gidin ona engel olun hadi. Şimdi son iki dakika diye hatırlatayım. Biz zaten şöyle Güneri Bey. Biz Yücel'le bir Instagram söyleşisi yapmıştık depremle ilgili. Adam apartmanın alt katındaki kolonları kesti. Market yapıyor, banka yapıyor.
ve apartman yöneticisi de suçlu durumuna düşüyor şeyle beraber. Oranın mimarı, mühendisi bilmem kimi. Yani sen bunu gördün, sen evet. ne yaptın diyor. Değil mi? Yalan evet. mı Yüce? Evet. Yani kesinlikle söyle. Tabii. Kesinlikle. Yani şöyle bir şey önerebilirim son kez. Kesinlikle son kat maliklerine, kat evet. maliklerine boya, badana, işte apartmanla ilgili herhangi bir değişiklik olduğunda apartman yöneticisine bilgi vermeden yapılan bütün iş ve işlemlerden sorumlusunuz. Yasalar çerçevesinde de benim bir sorumluluğum yoktur. Ben size bunu yazılı olarak bildirdim diye bir metin asın şeye. En azından antetli kaşeli. O bile en azından sorumluluğu bir nebze de olsun azaltır. Azaltır. Çok Güzel teşekkür ederim. Evet. Sizden alırız ne Güzel şekilde yazılacağını dair. Veda edelim. Bir şey sorabilir miyim? Yücel Hocam çok teşekkür ederiz güzel bilgiler için. O güvenlik, baret kullanmadan çalışmada o kadar güzel söylediniz. Ben bu binada, Beylerbeyi'nde oturuyorum. Buradaki mantolamada bile kullanmadılar. Her gün uyardım. Şimdi de önümde polis evi var. Polis evindekiler de mantolama yaptı. Uyarıyorsunuz ama telefon edeceğiniz yer açmıyor. Aile işte Sosyal Güvenlik Bakanlığı bilmem ne açıyorsunuz. Asla. Direkt ulaşacağımız bir telefonu söyleyebilir misiniz? Şöyle, direkt ulaşabilir misiniz bilmiyorum bu son 170, alo 170 bu konuda uyarıların, iş sağlığı güvenliği ile ilgili uyarıların yapılacağı bildirim attı. Alo 170